Huzura Doğru. Değerli izleyenler, bir Huzura Doğru programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu ilk bölümde, sohbet bölümünde Osman Ünlü hocamızla beraberiz ve ona bir sorumuz olacak yine. Yine önemli, herkesin merak ettiği bir konuda sormak istiyoruz ve bunun cevabını almaya çalışacağız. Hocam, şükretmek gerektiğini, özellikle Allah-u Teala'nın bize işte verdiği nimetlerden dolayı, İşte bir nimet geldiği zaman şükretmemiz gerektiğini bütün Müslümanlar biliyor. Peki şükür olarak, Ya Rabbi çok şükür demek yeterli midir? Onun dışında şükür olarak Müslümanlar neler yapabilir? Şükretmek nedir veya öyle soralım. Nasıl bir şeydir? Bir nimet geldiği zaman buyuruyor Mustafa Bey, bu nimetin sahibine minnet etmek yani. Allah'tan razı olsun, ben böyle bir şey beklemiyordum falan. Yani evim yoktu, ev verdin. Aynı şekilde ne bileyim aklım yoktu, akıl verdin. Elbisem yoktu, elbise verdin falan. İyilik yaptı. O iyilik yapana karşı minnet edilir yani. Şükredilir, teşekkür edilir. Evet. Allah-u Teala ise her türlü nimet veriyor. Her türlü nimet veriyor. Onun için din büyükleri kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki yani herhangi bir insan bir başkası ona iyilik yaptığı zaman ona teşekkür etmekte mükelleftir. Çünkü teşekkür etmese kötülenir, ayıplanır. Ya bu adam insan değil denir ya. Hayvan bile aynı şekilde bir şey, iyilik yaptığın zaman şükranlarını sunuyor. Mesela köpeğe bir şey versen, ekmek versen, yedirsen, içirsen, köpek 2 kilometreden koşarak boynuna sarılıyor. Yani. Kedi bile aynı şekilde, kuşlar bile. İtaat ediyorlar. Teşekkür yapanlar. Ediyor. Yani, geliyor aynı şekilde sana zarar vermiyor. Yılan bile aynı şekilde. Hissetsin, yedirsin, içirdin. Yani senin zarar vermeyeceğini bilsin, sana zarar vermez. Halbuki hayvanın aynı şekilde yaratılışı sokmak. Ama şey geliyorsa yapmaz. O zaman kötülenirsin. Şimdi Cenab-ı Hak bütün mahlukatın üstünde yaratmış. Eşrefül mahlukat diye geçiyor. Yani yaratılanların en kıymetlisi, en şereflisi. İnsan olarak yaratmış. Ve on sana iman nimeti vermiş. Peygamber göndererek ibadet etme nimetiyle şereflendirmiş. Ondan sonra diğer senin vücudundaki bütün organların, gözün, kulağın, elin ve iç organların senden habersiz aynı şekilde çalışıyor. Onların işleyişi. İşleyişi. Hava, su. Havası bedava. Bedava. Yerin altına da girsen bedava geliyor. Su da öyle. Tamam efendim işte belediye su parası alıyor falan filan. Ya su parası da esas Allah-u Teala gönderiyor. Buluklar olmasa, yağmur yağmasa nereden gelecek ki? O gönderiyor. Yağmur yağmadığı zaman çanlar çalıyor. Barajlarda su kalmadı diye feryat etmeye başlıyoruz. Öyle değil mi? Doğru. Yani bütün hepsini gönderen. Yağmur gönderiyor. Topraktan aynı şekilde nebatat bitiyor. Meyveler oluyor, sebzeler oluyor. Tahıl oluyor. Ve netice itibariyle hepsini gönderen Cenab-ı Hak. Dolayısıyla böyle bir Rabb'a, ilaha teşekkür etmek gerekir. Peki nasıl yapılacak? Siz de onu soruyorsunuz. Evet. Ne yaparsak biz şükretmiş oluruz? Ya Rabbi teşekkür ederim desek. Elhamdülillah demek evet şükürdür buyuruyor. Elhamdülillah şükürler olsun demek tamam bunu söyleriz, dille söyleriz. Ama din büyükleri, İslam alimleri buyuruyorlar ki bu sadece dille değil. Şükür Allah-u Teala her organı ne için yarattıysa onu orada kullanmaktır. Hangi nimet verdiyse o nimeti de Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, beğendiği yerde kullanmaktır diye tarifini, tanımını yapmış Ehl-i Sünnet alimleri. Örnekle açıklayabilir miyiz bunu? Mesela gözü helal ve mubah olanlara bakmak için yaratmıştır. Haramlara bakmak nankörlüktür buyuruyor. Mideyi, bağırsakları neyse helal lokma ile aynı şekilde beslemek ve enerjiyi öyle temin etmek. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şey bu. Peki haramla beklersen nankörlük etmiş olursun. Elinle aynı şekilde Allah-u Teala'nın helal ve mubah kıldığı şeyler tutman. Haram olanları değil veyahut da insanları dövmek, hayvanları katletmek için değil. Bunları hangi maksatla yarattıysa Cenab-ı Hak ve ne şekilde kullanılması lazım geldiğini bildirmişse o şekilde kullanmak şükürdür buyuruyor. Bütün bu verdiği insan vücudundaki organların hepsini verdiği şekilde ve razı olduğu şekilde kullanmak. Ve bunların genelinde ayrıca ibadet olarak şereflendirmiş, kıymetlendirmiş. İşte Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken buyuruyorlar ki bir ifade kullanmışlar. O çok önemli. Zaten siz de onu soruyorsunuz. Yani bütün bunların içerisinde yani bunun zirvesinde biz Cenab-ı Hakk'a şükür olarak hangi ibadeti yapacağız? Nasıl bir ibadet yapalım ki Cenab-ı Hakk'a şükretmiş oluruz? Din büyükleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala teşekkür için namaz kılmalıdır.
Ha ben de bunu mesela okuduğum zaman Allah Allah niçin ki? Onu sana açıklıyorlar. Çünkü zekat malı olana, hac şartları bulunana, oruç şartları taşıyana farzdır. Ve her zaman da değildir oruç. Senede bir defa. Senede bir ay. Senede bir defa. Ama namaz aklı başında ergin nişana girmiş kadın, erkek her Müslümana her gün 5 vakitte farz kılınmıştır. Ve namazda hiçbir engel de yoktur. Bizi izleyen ve dinleyenler diyebilecek nasıl yani? Onu da açıklamışlar. Su bulamayan temin ederek, hasta olan oturarak veya yattığı yerde ima ile kılabilir. Paran olsun olmasın. Evet. Yani. Dolayısıyla ittifak halinde buyuruluyor ki Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu nimetlere karşılık onun emrettiği ibadetler içerisinde ona şükür için, halbuki namazı kıldığımız zaman gene sevap kazanıyoruz. Yani orada Allah-u Teala'nın varlığını tanıyorsun, ondan sonra emirlerini kabul ediyorsun, ona itaat ediyorsun. Böylece bu halinle namaz kılmak suretiyle ya Rabbi sen varsın, birsin, her şeyin sahibisin, bütün nimetleri sen gönderdin. Sana teşekkür ederim demektir buyuruyor namaz. Zaten kılmamız gereken namaz. Zaten kılmamız gereken, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a lisan-ı hal ile bunu söylüyormuş insan. Lisan-ı hal ile bunu söylüyormuş. Ben onun ilk söylediğinizde namaz deyince şükür namazı mı acaba diye hatırıma gelmişti. Bir de o var değil mi? Ha, şükür namazı şükür da var. Şükür namazı da var, o ayrı. Ama bugünlük bir bildiğimiz 5 vakit evet, farz olan namaz. Evet, 5 vakit namaz. Yani Cenab-ı Hakk'ı, çünkü 5 vakitte orada bir şey ifade edildi. Zekat senede bir defa, hac ömründe bir defa, oruç şartlarını taşıyanlar o da şeyde senede bir defa. Ama namaz her gün. Her gün Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak, nimetlerini hatırlayarak onun önünde secdeye kapanıyorsun. Ben seni Rab olarak, ilah olarak tanıyorum ya Rabbi. Sana inanıyorum ya Rabbi. Bütün nimetleri her şeyi gönderen sensin ya Rabbi. Ben sana inandım ya Rabbi. Teşekkür ederim ya Rabbi. Şükrederim ya Rabbi. Demekmiş namaz. Bu anlamdaymış. Bu anlamda olunca yani insan düşünüyor. Ya Rabbi diyorsun hani hem aynı şekilde sevap kazanıyorsun hem teşekkür ediyorsun. Ne büyük bir nimet. Aslında, ne büyük bir ibadet. Ya bir, çok büyük de bir kolaylık değil mi hocam? Yani bu, bütün bu nimetlere göz vermiş Allah-u Teala hani dil vermiş, evet. Her şeyi vermiş. Şükretmeyi de buna bağlamış mesela tamam. Değil mi? Ve ondan sonra ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki namaz kılmıyorsa. Elhamdülillah şükürler olsun. Hiç kıymeti yok buyuruyor. Hiç. Yani namaz kılmıyorsa tanımıyor demektir. Onun için din büyükleri namaz kılmayanın hiçbir şükrünü, hiçbir teşekkürünü Allah-u Teala kabul etmez. Zira imanın bayrağı alameti namazdır buyurmuştur. İmanın bayrağı alameti namazdır. Namazım yok ama ben çok iyi bir Müslümanım. Olmaz öyle şey. Namazım yok ama iyi bir Müslüman falan öyle şey. Namazım yoksa iyi Müslüman. Olmaz öyle şey. Ha, namaz kılıyor, namazı yani düzgün kılamıyor. Düzeltir. Onu da düzeltmemiz gerekir. Öyle laf olsun diye baştan savma için değil. Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyorlar ki, tabi bunu şey yapınca, bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Subhanallah demek, Resulullah Efendimiz'e salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allah-u Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Çünkü her namazda, kıyamda başlar başlamaz, her rekatta Fatiha okuyorsun. Estağfirullah. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sana ibadetler senden isteriz buyuruyorsun. Her namazda söylüyorsun bunu. Ve devam ediyor. Buyuruyor ki bu zat, Abdullah Dehlevi Hazretleri, ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halince, cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerin hepsini yapmaktadır. Onun için namaz kılınca Allah-u Teala'ya da teşekkür edilmiş oluyor. Bu ibadet yani yerine getirilince Allah-u Teala'ya da şükredilmiş oluyor. Peki namaz kılmazsa şükretmez. Biraz önce naklettiğimiz, çünkü iman namaz imanın bayrağı ve alametidir buyuruluyor. Dolayısıyla namaz kılmayan kimsenin de şükrünü, yani diğer hani siz dediniz ya elhamdülillah şükürler olsun ya Rabbi demesini kabul etmez. Ama namazını kılıyor diye ibadetlerini getirmeye çalışıyor. Diliyle de elhamdülillah diyor, şükürler olsun ya Rabbi diyor. O zaman bu bir kıymet ifade eder. Onun dışında yok. Bir kıymet ifade eder. Yani neye benzer? Şimdi sen yediriyorsun, içiriyorsun falan. O anda sağ Allah'ım falan. Daha da sen sırtını döner dönmez senin verdiğin yiyecekleri bilmem paldır küldür atıyorlar sana sövüyorlar. Yani seni dinlemiyor, seni reddediyor. Ben canım sağ ol dedim, teşekkür ettim ya. Teşekkür değil, seninki isyandır, inkardır, reddir. Onun için namaz Allah-u Teala'ya tasdiktir.
Allah-u Teala teşekkürdür, ona imandır, ona ittibadır buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Onun için insan, yani insan olarak yaratılmışsa iman etmek nimetiyle kavuşunca Allah-u Teala bu nimetlerin karşılığı olarak Allah-u Teala teşekkür için, şükür için 5 vakit namazı kılmalıdır. Aksi halde Allah-u Teala'ya şükretmemiş olur buyuruyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de yine Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Hiçbir günahkar yoktur ki, güzelce abdest alıp, 2 rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Gel ey kardeş hakkı bulayım derse, gel ey kardeş hakkı bulayım derse, bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Resulün cemalin göreyim derse, Resulün cemalin göreyim derse, bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Niceler gittiler mürşid arayıp, niceler gittiler mürşid arayıp, arayanlar buldu derde devayı, arayanlar buldu derde devayı. 40 yıl okusalar aktan karayı, 40 yıl okusalar aktan karayı, bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz, varıp da sözünü tutmayınca olmaz. Tam ilmihal, saadeti ebediye. İsrafın çeşitleri. İsraf, malı helak etmek, faydasız hale getirmek, dine ve dünyanın mübah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir. Malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmektir. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip ekinin helak olması, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek de helak etmektir. Bunların israf olduğu meydandadır. Başkasının malını helak etmek zulm olur. Ödemek lazım olur. Kendi malını helak etmek israf olur. Günah işlemek için ve günah işlenilmesi için verilen mal ve paralar da israf olur. Elbise, sarık, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, sabunu çok harcamak, lambayı, mumu, elektriği, hava gazını boş yere yakmak hep israftır. Malı kıymetinden aşağı fiyatla satarak veya kiraya vererek ve kıymetinden yukarı fiyatla satın alarak veya kiralayarak aldanmak israf olur. Aldanarak alışverişe zaruri ihtiyacı olursa veya yardım, sadaka gibi niyet ile böyle yaparsa israf olmaz. Meyyitin kefenini miktar ve cins bakımından ahkâm-ı İslamiyye'de bildirilenden fazla yapmak israftır.
abdeste ve gusülde suyu sünnet olandan fazla kullanmak israftır. Doyduktan sonra fazla yemek de israftır. Yalnız misafir utanmasın diye taam sahibinin fazla yemesi ve orucu rahat tutmak için sahurda fazla yemek israf değildir. Acıkmadan önce günde ikinci defa yemek israftır. Sofrada yemek çeşitlerini lüzum yok iken arttırmak israftır. Fakat bir yemekten usanıp her birinden biraz yiyerek ibadet yapmak, mesela oruç tutmak, helal kazanmak için çalışmak veya Müslüman kardeşlerine yardım etmek gibi ibadetler için kuvvetlenmek düşüncesiyle veya sofrada misafir bulundurmak niyetiyle olursa israf olmayacağı Hülasa kitabında ve başka kitaplarda yazılıdır. Nefis yemekleri yemek, kıymetli yeni elbise giymek, yüksek büyük binalar yapmak ve dinin sahibinin haram etmediği daha bu gibi şeyler helalden kazanıldığı, kibir ve övünmek için olmadığı zaman israf değildir. Lüzumundan fazla olunca tenzihen hafif mekruh olurlar. Ahireti kazanmak isteyenlere lazım olan ile kanaat edip fazlasını sadaka vermek yakışır. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan, Cafer-i Tayyar Hazretleri, Habeşistan'da müminlerin sözcüsünden muazzam konuşmalar. Eshabım peygamberlerden sonra cin ve insanların hepsinden üstündür. Cafer-i Tayyar Hazretlerinin başkanlığında Habeşistan'a hicret eden müminleri ve onları almaya gelen ve bunun için Habeş hükümdarını iknaya çalışan Mekkeli müşriklerin mücadelesini anlatmaya devam ediyoruz. Habeş hükümdarı Necaşi, neden kendisine secde etmediklerini müminlere sormuş ve Cafer-i Tayyar Hazretleri, Allahü Teala'dan başkasına secde etmekten yine Allahü Teala'ya sığınırız diye cevaplamıştır. Evet, cevap kısa, net, bir o kadar da cesurcadır. Necaşi tekrar sorar. Sen Allahü Teala'nın bildirdiklerinden biliyor musun? Cafer, evet diye cevap verince bir başka meraklanan Necaşi, o halde oku der. Hazreti Cafer Meryem suresinin ilk ayetlerini okurken Necaşi ve rahiplerin göz pınarlarından yaşlar boşanır ve Necaşi bu haldeyken Hazreti Cafer'e biraz daha okur musun diyebilir sadece. Hazreti Cafer bu defa Kehf suresini okumaya başlar ki herkes hayret ve hayranlıktan mest olur. Çünkü Hazreti Cafer'in okuduğu Kehf suresinde Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurmaktadır. Kâfirleri yüce katından sadır olan en çetin bir azab ile korkutmak ve salih amel işleyen müminleri de içinde ebedi olarak kalacakları güzel bir ecir yani cennet ile müjdelemek, Allahü Teala çocuk edindi diyenleri korkutmak için lafzında bir bozukluk, manasında bir tezat kılmadığı dosdoğru kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i kuluna yani Muhammed aleyhisselama indiren Allahü Teala'ya hamd olsun. Ne onların yani Allahü Teala çocuk edindi diyenlerin ne de atalarının buna dair hiçbir ilimleri yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz büyük bir küfür yani şirk oldu. Onlar ancak yalan söylerler. Ey Resulüm, bu Kur'an-ı Kerim'e inanmazlarsa hüzün ve gadapla arkalarından kendini helak mı edeceksin? Biz yeryüzünde olanları
yer ehlinin hangisinin ameli salihtir, imtihan edelim diye zinet kıldık. Sadakallahü'l-azîm. Sarayın koskoca salonunda çıt çıkmamaktadır. Nerededir o Mekke'den müminleri almak için gelen putperestler? Ve onların az önce bülbül gibi şakıyan dillerine ne olmuştur? Ya hükümdar Necaşi ve rahipleri neden tek kelime etmeden kaskatı kesilmişlerdir? Hazreti Cafer ve yanındaki müminlerinse öyle bir duruşları vardır ki, işte Allahü Teala kendisine inananlara böylesi muazzam bir heybet ve vakar verirdi ki, onların iltica ettikleri ülkenin hükümdarı bile böyle boynunu bükerdi. Nihayet Necaşi, gözü yaşlı, dalgın bakışlarını yerden kaldırır. Önce sevgiyle ve hayranlıkla bakar müminlere. Sonra, vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur. Musa ve İsa da onunla gelmiştir, diyebilir ancak. Sonra öyle bir bakış fırlatır ki, Mekkeli müşriklere, onlar hepten yitirirler ümitlerini. Necaşi'nin sözleri, Mekkeli müşriklerin başına bir balyoz gibi iner. Vallahi ben onları ne size teslim eder, ne de onlara bir kötülük yaparım. Huzurdan çıktıkları müşriklerin lideri ve o sıra henüz iman etmemiş olan Amr İbni As, arkadaşlarına ümitlerini yitirmemelerini söyler. Ertesi gün Amr, Necaşi'ye güya bir ihbarda bulunur. Ey hükümdar! Sana sığınan Müslümanlar, İsa'ya ağır sözler söylüyorlar. İstersen çağır da sor. Necaşi, Hristiyan bir hükümdardır. Hemen Hazreti Cafer'i çağırtıp sorar. Siz İsa hakkında ne düşünürsünüz? Hazreti Cafer, dinimizin emrettiği sadakat ve doğruluk üzere korkmadan hakikati aykırır. Biz, İsa aleyhisselam hakkında Peygamber Efendimiz'e bildirilen hakikatleri söyleriz. Hazreti İsa aleyhisselamın Allahü Teala'nın kulu ve resulü olduğunu ve dünyadan ve erkeklerden vazgeçerek Hak Teala'ya bağlanmış, namuslu ve afife bir kadın olan Hazreti Meryem'e Allahü Teala'nın ilka eylediği kelimesi olduğunu kabul ederiz. Allahü Teala bir şeyi diler sebepli, dilerse sebepsiz yaratır. Onun kudreti sonsuzdur. Hazreti Adem'i babasız yaratmaya kudreti olan Allahü Teala elbette Hazreti İsa'yı da babasız yaratmaya kadirdir ve onu babasız yaratmıştır. Necaşi, insaf ehli bir ehli kitaptır. Eline aldığı bir saman çöpünü herkese gösterdiğinde, meclistekiler dikkat kesilirler. Necaşi onlara der ki, yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa da sizin söylediğinizden fazla bir şey değildir. Mecliste homurtular ve küçük itirazlar yükselince, Necaşi'nin sesinin tonu değişir ve celalli bir şekilde, siz ne derseniz deyin, ben bana sığınan bu kimseler hakkında pek iyi düşüncelere sahibim, dedikten sonra müminlere dönerek, ben şuna inandım ki, o Allah'ın Resulüdür, der. Sonra bütün zamanlarda, onu yalanlayanlara, zamanlar üstü ders niteliğinde şu cümle dökülür dudaklarından. Zaten biz onu İncil'de görmüştük. O Resulü, Meryem oğlu İsa da bize haber vermedi mi? Sarayın salonunda sinek uçsa duyulası bir sessizlik vardır. Bu sükûtu yine Necaşi'nin konuşması bozar. Hükümdar, müminlere dönerek yüzünü müşfik bir tonda onlara seslenir. Ey bana sığınan dostlarım! Gidin ve ülkemde her türlü tehlikeden uzak bir şekilde dilediğiniz gibi yaşayın. Müminlere ta Habeş diyarından doğan güneş, onları geri götürmek için gelen müşrikleri karanlıklara boğmuştur. Mekkeli müşrikler,
kazanacaklarından pek emin oldukları bu diplomasi savaşında sefil, perişan ve mağlup bir şekilde karanlık dünyalarına varmak için çöllere düşerken bıçak açmaz ağızlarını. Evet, Allahü Teala'nın yardımı yetişmiştir müminlere. Cenab-ı Hak Hazreti Cafer'in muazzam hitabı ve ikna edici konuşmalarını vesile olarak yaratmış, garip ve çaresiz bir şekilde geldikleri bir ülkenin koskoca hükümdarını, onlara muhafız, ülkesini de bir sükun limanı yapmıştır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızda biz Bursa'nın tarihi mekanlarını anlatıyoruz. Bir. İkincisi, bu tarihi mekanların çevresinde tarihi çevre düzenlemesi yapılmış. Böylece tarihi mekanları ziyarete gelenler hiçbir zahmet çekmeden bu düzenlenmiş çevrenin içinden geçiyorlar. İcabında oturup istirahat ediyorlar. Çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Yoruldukları zaman dinleniyorlar. Eseri de geziyorlar. Çünkü sade eser düzenlenirse, etrafı düzenlenmezse oraya girdiğin neye yarayacak? Şimdi burası şu andaki modern alışveriş merkezleri, plazalar, her tarafta mantar gibi biter olmasına rağmen Bursa'nın bu tarihi hanlar bölgesinde alışveriş sanki onlarla yarış edercesine çok canlı ve hareketli. Daha da hareketli olmasını isteriz. Çünkü burada insanların müşterilerle ilişkileri birebir ilişkilerdir. Böyle diğer büyük marketlerdeki isimlerini söylemeyeceğim şimdi. Sadece barkod tarayıcıyı tanıyoruz. Bir de kasada para alan kimseye merhaba bile demeden hesabımızı verip çıkıyoruz. Burada ise bir hoşlama girişi var. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız efendim, iyi misiniz, işler nasıl, buyurun, çayı nasıl içersiniz, kahvemiz nasıl olsun gibi dostça böyle bir yaklaşımla esnaf yaklaşıyor ki bizim toplumumuz zaten böyle şeye alışık. Yani buz gibi bir ticari ilişki bizim toplumumuzda görülmemiş. Dolayısıyla bu hanlar bu görevini yapıyor ve Türkiye'nin her yerinden gelenleri şöyle 9-10 gündür burada görmekteyim. Hepsi buradan bir şeyler almaya gelmiş, Bursa'yı tanımaya gelmiş, tarihi yerlerini görmeye gelmiş. Görüyorlar. Efendim, gideceğimiz hanlar var. O hanların orada da bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ulu Cami ile bu çarşı dip dibe. İkinci Murat Han Sultanlığında, yani padişahlığı sırasında burada Emir Sultan Hazretleri'ne gelmiş. Başkent Edirne'ye gittikten sonra Emir Sultan Hazretleri'ne bir güzel at hediye etmiş. Ama böyle bakmaya kıyamazsın. Efendim, ama efendim demiş, biraz sert bu at. Sert. Suyu sertmiş atın. Çok güzel. Peki, memnun oldum sultanım demiş. Ve o hediyeyi kabul etmiş. Ondan sonra da dergahın Hacı babası varmış. Hacı baba gel bakalım demiş Emir Sultan Hazretleri. Bu atı sen kullanacaksın. Dergahın malzemelerini, alışverişi sen gideceksin bundan. Dergaha yiyecek, içecek, burası çarşı, pazar yerleri götürecek. Hacı baba ata biniyor, at hiçbir şey demiyor. Kuzu kuzu geliyor. Sanki at değil kuzu, kafası yerde geliyor. Burada halkalar var o zamanlar, alışverişe gelenlerin hayvanlarını bağlayacağı. Şimdi insan hayal edemiyor tabii, buralarda 3-5 tane hayvan olmuş, onların gübreleri falan filan. O devirde geldi geçti, o devrinde kendine göre başka güzellikleri vardı efendim.
Ve çarşıya alışverişe gidiyor heybesiyle veya zembiliyle elinde. Alıyor, geliyor, ata biniyor, gidiyor. Esnaftan da bazıları gelip bu atı sevmek istermiş. Geriden görünce çok güzel. At bazı insanlara bakarmış böyle. Tekmelemeye çalışırmış, ısırmaya çalışırmış. Buradaki esnaflardan birisi, ya bu atta bir hal var demiş. Ama ne? Yani herkese aynı şeyi yapmıyor. Bazı insana çok sert davranıyor. Bir bakmış ki efendim, buraya gelenlerden bazıları, bu atı sevmeye çalışanlardan bazılarının yaşayışında problemler var. Yani adamlar ibadetini yapmıyor, Allah'ın yolunda gitmiyor, biraz alışverişinde sıkıntılı. Onlar geldi, yaklaştı mı onları yemeye çalışırmış. Fakat böyle namazında, niyazında, kendi halinde, komşuna iyi geçen birisi geldi mi de at, kuzu. Kendisini sevdirirmiş, edermiş. Öyle çarşı esnafı bunu tespit etmişler. İşte bu çarşının bir hatırasını hiç olmasa burada sizlerle paylaşalım dedik. Buradan şimdi Kozahan, İpekhan, işte Kütahyahan, buraları teker teker inşallah görmeye çalışacağız efendim. Geçelim oralara. Şu anda İpekhan'ın önüne geldik. Bir adı da bunun Faytoncular Hanı'ymış. Bir zamanlar öyle kullanılmış adı. Ama esas meşhur olanı Harir Hanı. Harir ipek demek. Bursa ipekçiliği merkeziydi. Osmanlı Devleti zamanında. İpek böcekçiliği burada çok yapılırdı. Ve ekonomiye büyük katkısı vardı. Tabii ipek böcekçiliğiyle beraber ipekli giyimin de merkezi haline geldi. Yurt dışına İpek ihracı yapılırdı. Şimdi tabii ipekli şeyler de bulunduruyorlar ama yani esas diğer kumaşlardan yapılmış giyecekleri burada satıyorlar. İpekli arayan da buraya geliyor. Gene ipekli şeyler de bulabiliyor. Bu hanı yaptıran 1418'de yaptıran Çelebi Mehmet Han'dır. Yıldırım Bayezid Han'ın oğludur. Amasya valisiyken kardeşler arasındaki ihtilaflardan şiddetle kaçınan, aman şu kardeşlerim ne yaparsa yapsın ama ben yani affedersin bulaşmayayım diyen birisi. Hatta bir ara Ketüda'sına diyor ki, ya Ketüda, iki taraftan da akan kanlara tahammül edemiyorum. Gel diyor, burayı bırakalım. Olduğu gibi hacca gidelim ve orada da kalalım diyor. Mücavir olarak kalalım. Şimdi Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bazı insanlar ömrünü orada bitirmek isterler. Oranın hizmetine girmek isterler. Orada devamlı kalıp hizmet etmeyi göze alan, kendi kendine vaat eden kimseye de mücavir denir. O da orada mücavir olmak istiyor. Fakat gördüğü bir rüya üzerine el mahkum bu işin içerisine, kardeşlerin bu mücadelesine dahil oluyor efendim. Ve kardeşler arasındaki mücadeleler maalesef hem Edirne'de, hem Bursa'da, hem Amasya'da, her tarafta devam etti. Ve öz kardeşler birbirlerine karşı rekabetleri yetmedi, canlarından da oldular. Birçok Müslüman devlet adamı da, Yıldırım Bayezid Han zamanının kıymetli devlet adamları da bir taraftan olmak mecburiyetinde kaldılar. Çok kötü bir şey. Yani aynı adam, aynı divanı Hümayun'da karar veriyorlar. Birisi paşa, birisi kazasker. Ama bakıyorsunuz birisi Musa Çelebi tarafını tutmuş, birisi İsa Çelebi, birisi Süleyman Çelebi tarafını tutmuş. Onlara hemen makamlar, rütbeler veriyor. Seni diyor işte kazasker yaptım, seni vezir yaptım kendime falan. O adam beklemediği şeyler alıyor. Ya tutarsayla maalesef kardeşler arasındaki bu kavga böyle devam etti. En sonunda Çelebi Mehmet Han'la Musa Çelebi'nin Edirne yakınındaki mücadelelerinde Musa Çelebi hayattan silinince onun cenazesi buraya getirildi ve o sırada Bursa'yı muhasara etmiş, Osmanlı'dan almak isteyen Karamanoğlu Mehmet Bey Musa Çelebi'nin öldüğünü duyar duymaz tabanları yağlıyor. Bırakın muhasarayı kaldırın gidiyoruz diyor. Gidiyoruz çünkü Mehmet tek kaldı diyor. Onunla mücadele edemeyiz. Giderken İnegöl sırtlarında
bir yerde mola vermişler, böyle yol molası vermişler bir ağacın altında. Yanında müsahibi var, yani en yakın özel kalem müdürü diyelim, var akıl danıştığı kimse. Diyor ki, ne oldu beyim diyor, Musa Çelebi'nin ölüsünün geldiğini duyar duymaz toparlandın gidiyorsun. En yakın adam efendim, böyle bir laf çakıyor. Ya dirisi gelse ne yapacaktın deyince, asın bu adamı diyor. O dinlendikleri ağacın altında, dinlendikleri ağacın dallarına en yakın adamını maalesef astırıyor. Bunlar zor şeyler efendim. Hakikaten koltuk çok tehlikeli bir şey. Hatta koltuk tehlikeli değil de koltuğu daima mülkü zannetmek tehlikeli. Ama bunu bir fırsat bilip de Allah'ın kullarına hizmet edeceğim, ben bu koltukta oturuyorum, aman ya Rabbi hizmetimi de kusur olmasın demek hiç tehlikeli değil. Ama oradan ötede ben buradan ne götürürüm, ne getiririm dedi miydi, tehlike var. Şimdi bu hanın içerisine gidelim de, bu hanın kemerleri falan çok meşhur, biraz o kemerlerden bahsedelim efendim. İpek Han'ın alt katında, yani giriş zemin katında, ortadaki fıskiyeli havuzun yanındayım. Bu fıskiyeli havuz Osmanlı'daki, İstanbul'da da olsun, Bursa'da da olsun, Edirne'de de olsun, bütün tarihi hanlarda bu havuz abdest alma için şadırvan vazifesi görürdü. Üstüne de çeşitli ayakların üzerine oturtulmuş bir mescit konur. Cemaat de yapabilirlerdi. Ya da büyük cemaate, ulu camiye gidemiyorlarsa, işini bırakamıyorsa, burada vakit namazını kendisi esnaf rahat bir şekilde kılardı. Bugün tabii böyle bir şeye, yani bütün esnaf ve ibadet hususunda şey olsa, elbette ki buraya bu da yapılabilir. Yapılmasında da fayda var. Restorasyona gireceği söyleniyor. İnşallah yakın zamanda girer. Çünkü esnafın da bu konuda bazı sıkıntıları var. Herkes tabii çiçek gibi yerlerde dükkanı olsun istemez mi efendim? Yani bir görüntüsü olsun, bir makyajı olsun yani. 1958'de yandı. Yandıktan sonra da tekrar yaparken eski temelleri de çıktı. Hanın da tamamiyeti sağlandı. İki katta 100'ün üzerinde dükkan var. 102 falan olabilir. Birinde 50, birinde 52 olabilir katların. Böylece 102 dükkanlık koca bir çarşı, esnaf burada işini rahat rahat yürütebilir. Bu hanı Çelebi Mehmet Han, Yeşil Külliyesi'nin masraflarını karşılamak üzere Akar Vakfı olarak kullanmıştır. Yani gelir getirsin, Yeşil Cami'nin, kubbe türbesinin, efendim medresesinin, personelinin masraflarını bura karşılarmış. Bir tek bu mu? Hayır canım. Kaç tane daha akar bırakmıştır. Bu onlardan birisidir. Onun için 1418'de yapılmış. Şimdi böyle iş hanlarından birkaçını daha göstereceğiz ama bugünkü programımızda buna da artık yer kalmadı. Bu İpek, yani Harir Hanı veya eski adıyla Faytoncular Hanı'nın anlatımının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Bursa'da yine tarihi yerlerde buluşmak üzere size bugün veda ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.